Silivan'da sokağa çıkma yasağı 9. gününe girdi. Valilik açıklamasında ikisi yaşı küçük, 3 sivilin yaralandığını belirtti. 5 PKK üyesinin de öldürüldüğünü açıkladı. Bazı haber kaynakları ise 6 sivilin öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Polis birlikleri yeterli olmadığı için ilçeye tanklar sevk edildiği, helikopterlerinde operasyona katıldığı gelen bilgiler arasında. Hayatını kaybedenlerden bir kişinin polis kurşunuyla çatışması arasında kaldığı için öldüğü iddia ediliyor. 90 bin kişinin yaşadığı ilçede elektrik ve su sıkıntıları yaşanıyor. Telefon ve internet erişimi sağlanamayan ilçede yaralıların tedavisi için ambulansların ulaşması da pek mümkün olmuyor. Bazı muhalif basın ve PKK sempatizanları bu durumu kullanarak Türkiye aleyhine kampanya yapıyorlar. Valilik ise yaptığı açıklamada helikopterlerden ateş açılmadığını, sadece keşif amaçlı kullanıldığını, halkın zarar görmemesi için azami özenin gösterildiğini bildirdi. Komünistlerin, Stalinistlerin, bu PKK'lı alçakların yalanları çok çirkin ve gıcık oluyor. Halbuki polis özenli olduğu için zaten PKK avantajlı oluyor. Polis özenli olmasa zaten PKK sorunu diye bir şey hiç kalmazdı. Yani kökten biterdi, anında biter. Yani Silvan'da, Milvan'da yani 3-5 saatte bitirirler. Kökten kazıyı batarlar. Ama sivillere zarar gelecek diye böyle adeta ilmek ilmek örüyorlar. Çok özen gösteriyorlar. Özen gösterdikleri için bu kadar uzuyor. Yoksa onların ne gücü ya? 3-5 tane çakal. Yani birkaç saat bile sürmez yani. Orada halkın mağdur olmaması için halkı belki boşaltabilirler. Evlerinden alınabilir. Mesela yaralı da varsa yaralının olduğu yere zırhlı araçla girilebilir. Bir de halka mağduriyetlerini gidermek için evlerini tamir etme garantisi verelim. Hepsinin evini yeniden onaralım, tamir edelim kardeşlerimizin. Efendim, maddi yönden yardım da yapalım. Çünkü mağdur oluyor. Penceresi, camı, çerçevesi kırılıyor. Kim yapacak? Fakir insanlar bunlar. Bunları tamir etmeyi, düzenlemeyi garanti altına alalım. Bilmiyorum şu an nasıl bir uygulama yapılıyor. O çok önemli. PKK zannediyor ki yani o kadar konu, PKK'nın yönteminde kan hukuk yok. Kime ne olursa olsun fark etmiyor. Ama devlet, asker ve polis akıl almaz bir özen gösteriyor. Akıl almaz. Mesela evin içinde bir tane sivil bile varsa günlerce bekliyorlar sivile zarar gelmesin diye. Yoksa basar girer içeriye, ne olacak yani, darmadağın eder yani. Öyle bir konu olmaz. Halkın mağdur olmaması çok önemli. Yani oradaki kardeşlerimizi maddi yönden desteklemek, hatta orayı bir felaket bölgesi gibi ilan edip, değil mi? Battaniye gönderebiliriz, yiyecek gönderebiliriz, Kızılay yardım etsin. Değil mi? Evden aralığına kadar gerek yardım etsin. Evet, orada halk mağdur olmaması çok önemli. Ne gerekiyorsa yapalım. Yani yüksek kalorili yiyecekler dağıtılabilir. Ondan sonra değil mi? Battaniye dağıtabiliriz. Zırhlı ambulans. Zırhlı ambulansla her türlü ilaç dağıtımı yahut tedavi o şekilde yapılır. Yani en az 2-3 tane büyük zırhlı ambulans yapalım. Yani çok kalın çelikle kaplanmış, içi hastane ortamı gibi bir otobüs gibi bir şey yapılabilir yani, böyle büyük, değil mi? İçinde işte her türlü serum, şu bu falan verilecek gibi teşhizat, teşkilat kolayca yapılabilir. Ne bileyim, bir mesela kamyonu bozup o şekle getirebilirler. Bir otobüsü bozup o şekle getirebilirler. Zırhla kaplanıp. Değil mi? PKK trafoları patlatmış orada. Halkı soğukta bırakmak için. Sonra da trafoyu tamire gelenlere de ateş açıyormuş PKK.
tamir ettiriyormuş. Sonra da her yere yaygara yapıyorlar. Elektrikleri devlet kesti. Asker, polis elektrikleri iptal etti. Dolayısıyla halk soğuktan donuyor falan tarzında. Yani bunların alçaklıkları yani tarif edilecek gibi değil. PKK kahpeliği, bu Stalinist alçakların uydurukçuluğu gece gündüz devam eden bir tinesiz, yani bunlar lağım gibidir. Sürekli iftira atar, o kapı kapansın. Pislik yapar, yalan söyler. Bunları bütün dünyaya tanıtmak lazım. PKK'nın yalancılığını ayrı bir kitap haline getirebiliriz. Yani meşhur bir konu bu. Halkın üşümemesi çok önemli. Oralar çok soğuk. Mutlaka kömür dağıtılsın, elektrik kesildiyse. Bir de jeneratör getirilebilir. Yani seyyar jeneratörler getirilebilir. Elektrik üretimi için. Böyle ne bileyim bir kasabaya yetecek kadar, bir köye yetecek kadar elektrik üretiyor jeneratörler. Yani belirli bölgelerdeyse bu rahatça yapılabilir. Veya trafonun yapılması için etrafına zırhlı bir sistem oluşturulabilir. Yani bir kalkan sistemi meydana getirilebilir. Yani o tip imkanlarımız olması lazım. Mesela orayı bir anda kaleye çevirebilecek, değil mi? Çelik parçalardan oluşan, birbirine monte edilen bir sistem de oluşabilir. Zırhlı iş makineleri olması lazım. Yani normal dozerler falan olmaz. Dozerin tamamen kurşun geçirmez camla ve çelikle kaplı olması lazım. Yani o kumanda kabini. Evet. Diğer yerlerinde de mesela hayati yerler, işte benzin deposu, şu bu falan hepsi çelik zırhla kaplanması lazım. Yani bizde çelik zibil gibi Türkiye'de. Zor bir şey değil ki. Yani dozerleri zırhlamak, özel bir tesis kurulsun, zırhlama tesisi. Yani bizde bir zırh sanayi olsun, makine kimya endüstrisi gibi. Tek görevi zırhlama olsun. Mesela araba zırhı, jip zırhı, efendim otobüs zırhı, bu yol makinelerini, iş makinelerini zırhlayan sistem. Onu bir sanayi haline getirelim. Tayyip hocamdan rica ediyoruz yine PYD'nin, PKK'nın tüm insan hakları ihlallerini ve Stalin terör örgütü olduğunu çok detaylı anlatsın G20 toplantısında. İnşallah. PKK'yı rezil rüsva yesin, PYD'yi, YPG'yi belgelerle anlatsın. Basın, bütün dünya basını orada olacak. Evet. Konu kökten hallolur.